öz denetim becerisi nasıl gelişir? Bunu hep konuşuyoruz. Ben de çok anlatıyorum. Okul öncesinde kazanılıyor. Çok çok kritik. Okul başarısına etkisi var vesaire. Bunu nasıl çocuklara kazandırabiliriz? Annenin karnındaki deneyimler de, annenin yaşantısı da bebeklerin mizaç özelliklerini etkileyebiliyor. Ünlü kişilik kuramcısı Gordon Allport'un bir sözü vardır. Yumurtayı katılaştıran ateş tereyağını eritir diye. Ayşe Hocam. Selçuk merhaba. Efendim Ayşe evet. Bilgi Hocamızı eğer tanımıyor iseniz size önce bir hocayı tanıtayım. Bilim insanlarının yaptıkları işle saygın olabilmesinin yolu uluslararası literatüre makale yazarsınız. Onu hakemli dergiler değerlendirir. Ondan sonra kaç kişi ona citation yapar, hangi dergiler yapar buna bakılır. Buna yönelik bir metrik sistemle bizler birbirimizi anlarız, değerlendiririz. Şimdi bu son dönemde şunu görüyoruz ki tamam metrik sistemde şurada burada belli bir yere gelmek çok çok önemli. O olmasa zaten biz birbirimizi bulamayacaktık. Ama bu yetmiyor. Yaptığınız işin toplumsal bir karşılığı olması lazım. Fizik, kimya bile olsa, temel bilim bile olsa işte dünyadaki ısınma sorunundan yola çıkarak söylüyorum bunu. Yaptığınız işi topluma iyi anlatamazsanız o zaman toplum da bir süre sonra da sizden desteğinizi çeker. Bakın Amerika'da bilim insanlarının %99'u diyor ki insanların davranışları dünyayı ısıtıyor ve dünyanın sonunu getiriyor diyor. %99 diyor ki insanlar dünyanın global ısınmanın sebeplerinden bir tanesi tüketim alışkanlarımız, arabalarımız, yediğimiz et vesaire. Fakat toplumun yarısı buna inanmıyor. Şimdi bu noktadan sonra yeniden bu konuda araştırma yapmak mı yeterli? Onu mu yapalım? Yoksa tabii yaptığım işi topluma mı anlatalım? Şimdi Bilge'nin yaptığı Türkiye'de bu zor iş. Yani hem bilim yapıyor hem bunu topluma anlatıyor. O yüzden onu çok takdir ediyorum. Zor oluyor mu? Çok teşekkür ederim Selçuk. Zor oluyor. Zor oluyor, gerçekten yorucu oluyor. Yani çok çok hem araştırma yapmak, yani nitelik ve nicelik olarak tabii iyi araştırma yapmak, bir yandan da bunları paylaşmaya çalışmak gerçekten çok yorucu. Çok yorucu. Yani ikisini bir arada yapmak kolay değil, ama işte insani bilimler, mesela Koç Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Fakültesi değil de ismi İnsani Bilimler Fakültesi, insanla uğraşıyor değil mi psikoloji? Yani. Tabii, insandan, yani insandan uzak olması beklenebilir mi? Yani bulgularını insanlığın yararı için kullanmaması anlaşılabilir mi? İstersen şuradan başlayalım Bilgeciğim. Sen mizaç konusunda çok araştırmalar yaptın. Türkiye'deki çocukların mizacı üzerine. Ben de kitabımda zaten senin çalışmana yer vermiştim. Mizaç neden önemlidir? Nedir mizaç ve neden önemlidir? Mizaç nedir, neden önemlidir? Mizaç çok önemli. Neden önemli? O evet, başlayayım anlatmaya Selçuk. Şimdi biz psikolojide insanı anlamaya çalışırken hep çevreye odaklanıyoruz. Yani çevredeki bazı şeyleri aklımızdaki belli prensiplere göre şekillendirirsek belli sonuçları alacağımızı varsayıyoruz. Ama öyle olmuyor. Çünkü her maddenin kendisine has bir doğası var. Yani her canlı kendisine has bir doğayla yaşama katılıyor değil mi? Doğa mesela, derken doğuştan getirdiği çeşitli özellikler. Herkesin bir yapısı var. Mesela çiçeklere de baktığın zaman. Bunu bilmek için, yani sadece insanlar için değil ama bütün canlılar için böyle bu. Yani menekşe ayrı değil mi? Sardunya ayrı. Sardunya bol güneş istiyor, bol su istiyor. Menekşe işte çok hassas. Öyle bir yer, öyle bir metafor kullandın ki hiç anlamıyorum. Ben İnce Mehmet'i okurken Yaşar Kemal'i o sayfalarca anlatır böyle işte menekşeyle. Ne dedin? Menekşeyle ne dedin? Sardunya dedim. Sardunya arasındaki farkı. Buyur, özür dilerim, kestim. Evet, rica ederim. Evet. Mesela Sardunya, menekşe az su ister ve uzaktan da ışık ister. Direkt güneş istemez. Ve çok su verirsen yaprakları sararır. Eğer sen bilmiyorsan menekşenin çok su istemediğini, ya bunun yaprakları sararıyor, acaba az mı su verdim dersin. Biraz daha su verirsin. Bir bakarsın iyice boynunu bükmüş. Yaprakları, işte çiçekler solmaya başlar falan. İstediği şey aslında daha az sudur. Yani nereye geliyorum buradan? Her canlının doğası farklı. İnsanlar da öyle. Yani bazımız nasıl sarı saçlı, bazımız
esmer dünyaya geliyor. Bazımız kızıl. Bunların hepsi doğuştan geliyor. Yani kişiliğimizin temelini oluşturan bazı özellikler var. İşte buna mizaç diyoruz. Yani bebekler dünyaya geldiği zaman bazı mizaç özellikleriyle dünyaya geliyorlar. Ve her biri farklı etkileniyor çevreden. O en başta söylediğim şey var ya, hani bazı prensipleri yaptığımız, bazı şeyleri yerine getirdiğimiz zaman aynı sonucu almayı bekliyoruz. Ama aynı sonucu almıyoruz. Neden? Çünkü her çocuğun bir mizacı var. İşte hep söylediğim, verdiğim örnektir. Beni daha önce dinlemiş olanlar varsa tekrar olacak. Ünlü kişilik kuramcısı Gordon Allport'un bir sözü vardır. Yumurtayı katılaştıran ateş tereyağını eritir diye. Yani şimdi bu ne anlama geliyor? Ateş aynı ateş. Ama ona maruz kalan şey ne? Biri tereyağı maruz kaldığında eriyor. Yumurta maruz kaldığında ateşe katılaşıyor. Yani sen elindeki maddenin, elindeki şeyin, canlılar içinde böyle bu doğasını bilmezsen, ona uygun davranmazsan sonuç beklediğinden çok daha farklı olabilir. Mizaç genetik midir? Mizaç belli bir ölçüye kadar genetiktir. Yani bir şeyin doğuştan geldiğini söylemek fiziksel özelliklerimizden farklı. Mesela demin ne dedim? İşte saç, göz rengi dedim, cilt, ten rengi dedim. Bunların hepsi doğuştan getirdiğimiz özellikler. Bunlar genetiktir. Yani saçınızın rengini, gözünüzün rengini değil mi? İşte hangi coğrafyayı dolaşırsanız dolaşın gözünüzün rengi değişmez. Genetiktir. Boy da %90 oranında en az genetiktir. Ama mizaç öyle değil tam olarak. Yani annenin karnındaki deneyimler de, annenin yaşantısı da bebeklerin mizaç özelliklerini etkileyebiliyor diyeyim. Ve biraz açıklama getireyim buna ne demek istiyorum. Yani bazı şeyler, çok şiddetli deneyimler, mesela çok yüksek düzeyde stres. Yani böyle günlük stresten söz etmiyorum. İşte trafikte yaşadığımız stres, yok sınav alırken stres falan. Bunun, bu düzeydeki bir stresten söz etmiyorum ama şiddetli geçimsizlik, gıda yoksunluğu, evet, stres. Evet, yani annenin ilaç. Annelik döneminde geçirdiği bir kayıp mesela. Yani bir kayıp yaşadıysa ya da bir kaza geçirdiyse, ciddi çok sevdiği biri bir kaza geçirdiyse, ciddi bir hastalık. Yani annenin çok yüksek düzeyde stres yaşaması mesela bebeğin daha kaygılı ya da daha dürtüsel bir mizaçla dünyaya gelmesine sebep olabilir. Mesela çekingenlik, daha girişken olmak, bu mesela çok kuvvetli genetiktir. Bu da mizaç özelliğidir. Bu da mizaç özelliğidir. Dikkat de mizaç özelliğidir. Ama mesela şunu söyleyeyim. Anne karnında, bebek anne karnındayken, yani hamilelik döneminde annenin sigara içmesi bebeğin dikkat gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu bizim çok iyi bildiğimiz şeylerden biri. Yani anne çok sigara içiyorsa bebeğin daha düşük bir doğum kilosuyla dünyaya gelmesine sebep olabilir. Bu da en iyi bildiğimiz ilişkidir. Yani bebeğin dikkatle ilgili dikkat becerileri daha düşük olabilir. Alkol falan hiç girmiyoruz yani, de orada alkol zaten. Alkol yok. Tabii alkol, o madde, onlara hiç girmiyoruz. Onların hepsi bebeklerin mizaç özelliklerini etkileyebilir. Hatta ağır hava kirliliği mesela, bunu da biliyoruz. Sudaki cıva, işte kurşun havada, böyle ağır hava kirliliği son zamanlarda Çin'de yapılan araştırmalar var. Çin'de biliyorsun her şey made in China, made in China. Nerede yapılıyor bunlar? İşte fabrikaların çok yoğun olduğu bölgeler var Çin'de. Orada yapılan araştırmalar çocukların doğuştan getirdikleri bazı özelliklerin daha zorlayıcı olduğunu gösteriyor. Yani ya bu genetik, yani doğuştan sonradan en önemli gelişim sorusu. Yani evet, evet. Yani tamamen genetik değil ama anne karnındaki deneyimler, evet, erken ilk birkaç yıldaki, doğumdan sonraki birkaç yıldaki deneyimler, o beynin en gelişmeye açık olduğu yıllardaki deneyimler de çocukların mizaçlarını, insanın mizacını değiştirebiliyor Selçuk. Yani öyle tam bir soru. Şöyle ya, yani bir onu söyleyecektim. O ikisini ayırmak, böyle işte 3 burada, 5 burada, %40, %40, öyle bir şey yapmak mümkün değil. Doğuştan şey dediğimiz şeylerin önemli bir kısmı annenin beslenmesiyle de ilgili. Yani boy, evet, %90 dedin ya, işte o %90 dediğimiz şeyin, evet, bile belirleyicisi annenin beslenmesi, dedenin beslenmesi vesaire. O çevre midir, doğuş mudur?
O biraz teknik bir soru. Başka bir soruya geçmek istiyorum. Mizaç doğuştan ise sonradan değiştirilebilir. Şimdi mizaç çevreden hiç etkilenmez demeyeceğim. Etkilenir ama nasıl söyleyeyim? Çok kuvvetli ise bu çevre faktörü etkilenir. Yani böyle ortalama bir yaşam, ortalama günlük deneyimler insanın mizacında böyle çok büyük farklılıklara yol açmaz. Ama mesela demin dediğim mesela çok girişken bir insandır, çok dışa dönüktür, çok sıcakkanlıdır. Başına öyle travmatik bir şey gelir ki çekingen, ürkek bir insan olur, olabilir. Ama bu travmatik bir deneyimdir. Yani günlük böyle sıradan ilişkiler, sıradan olaylar mizaç üzerinde Ama değiştirici istersen bir o etki bırakmaz. noktada bu Bilgeciğim parental sensitivity'yi anlatır mısın? Sen araştırmasını da yaptın. Yani mizaç değişmez ama o mizacın davranışa dönüşme aşamalarında ebeveynlerin, yetişkinlerin yaptıkları onun sonucunu değiştirir. Bu çok önemli bir nokta. Bu çok önemli bir nokta. Bunu anlatayım. Şimdi bizim Psikolojinin Kutsal Kitabı diye geçen bir Blackwell Wiley Handbook of Social Development diye bir kitap vardır. Bir el kitabı, kalın bir şey, böyle ansiklopedi gibi. Onun mizaç ve sosyal gelişim kısmını yazmamı istediler. Bu aralar da iki eski öğrencimle, biri Yale'de şimdi, öbürü de Toronto Üniversitesi'nde. Onlarla beraber o kitap bölümünü yazıyoruz. Tam da onun üstüne geldi. Yani en yeni literatürü de tarıyoruz bir yandan. Şimdi duyarlı ebeveynlik dediğimiz şey çok kritik Selçuk. Yani bu sohbetin başında konuşmaya başladığımız şey de aslında duyarlı ebeveynlik. Yani işte biri tereyağı, biri yumurta, onların öyle olduğunu fark etmek önemli. Yani karşınızdaki çocuğu tanımak çok önemli. Yani Bir bebek tereyağını yumurtaya çevirmeye çalışmayın zaten. Çünkü olmaz o iş. olmaz, olmaz tabii. Yani tereyağı yumurtaya dönmez, yumurta da tereyağına dönmez. Sen bir şeyin erimesini bekliyorsan, o katılaşıyorsa bir bak bakalım, orada ters giden bir şey var. Yani sen çocuğunu yeteri kadar tanıyor musun? Şimdi mizacın değişip değişmemesinin meselesinden, duyarlı ebeveynlikten söz ederken bu özdenetim becerisinden de söz edeceğim. Mesela özellikle bu soruları soran, bizi dinleyen arkadaşlar... Şunu merak ediyorlar genellikle. Mesela çocuk çok tepkisel ya da çok ürkek. Yani hiç insan içine karışmak istemiyor, kimseyle oynamak istemiyor ya da çok dürtüsel. Yani çok çabuk sinirleniyor, öfkeleniyor, kendini kontrol edemiyor. Bu çocuk hep böyle mi kalacak diye düşünüyorlar genellikle. Orada özdenetim becerisi dediğimiz beceri işte resmin içine giriyor. Yani duyarlı ebeveynliğin de sağlayabileceği şey belki çocuğun mizacını değiştirmek değil de o özdenetim becerisini çocuğun kazanmasını sağlamak. Yani çocuk zaten o öz kontrol becerisini geliştirdiği zaman o çekingenliğini ayarlamayı öğreniyor. Ya da dürtüselliğini ayarlamayı, o dürtüselliğiyle baş etmeyi öğreniyor. Esas mesele özdenetim becerisini geliştirmek. Ne demeye çalışıyorum burada? Yani belki o mizaç sizi hayatınız boyunca eşlik edecek. Yani mesela örnek vereyim. Diyelim ki ben çok çekingen bir insanım. Farz edelim. Yani ben çocukluktan beri çok çekingen, ürkek bir insanım ama bununla baş etmeyi öğreniyorum. Ki bakın mesela şimdi burada yayın yapabiliyorum ya da televizyon işte hocalık işte öğrencilerin önüne çıkıp ders anlatabiliyorum ya da televizyon programına çıkabiliyorum. Ama belki ben içimde o kaygıyı ya da o çekingenliği her seferinde tekrar tekrar hissediyorum. Bu şu anlama geliyor. Ben içimde ne yaşadığımı biliyorum ama onu kontrol etmeyi öğrendim. Mizaç tam olarak budur Evet, arkadaşlar. istersen Yani bir araya gireyim Bilge. Şimdi tabii. burada mesela Bilge Çekingen ben değilim. Örnekler üzere ikimiz de çekingeniz aslında ama Bilge Çekingen ben değilim. Bilge öz denetim becerisini öğreniyor. İşte öğretmeni, annesi, babası, kimse, arkadaşı, eşi, dostu diyor ki yapabilirsin. Yapmanın yolu yordamı budur. Dolayısıyla mizacı değişmiyor. Ama aldığı destekten dolayı elde ettiği becerilerle öyle bir performans sergiliyor ki işte çıkıyor sahnede. Ben
aynı mizaca sahibim. Bütün bu destekler olmadığı için ne oluyor? İyice içime kapanıyorum. Evet. Tersi de mümkün. Bilge içe kapanık, ben dışa açığım. Değil mi o? Introverted, extroverted. Doğru evet. Değil mi? İçe kapanık. Evet, Türkçesi o mu? Evet, yani o onlar kişilik özellikleri. Bunların mizaç şeyi de daha sosyal ve çekingen. Evet. Çekingen. Mesela ben sosyalım, Bilge çekingen. Bilge'nin mizacı aslında müsait değil. Bakıyorsunuz Bilge'nin performansı benden çok daha üstün. Yani benim potansiyelim olduğu halde beceri seti olmadığı için, geliştirilmediği için körleşiyor bir süre sonra. Şimdi baktığınız zaman Sophia Loren'inden bilmem kime kadar, Pavarotti'sine kadar bütün bizim performans sanatçıları, artistler dediğimiz kişilere bakın. Çoğu çekingendir. Niye? Çünkü mizaç, evet başlangıçta önemli ama eğer doğru desteklerle siz onu geliştirirseniz becerilerinizi, bir süre sonra o beceriler mizacın önüne geçiyor ve performansı o beceriler belirliyor, mizaç değil. Evet, çok güzel örnek verdin. Şunu da söyleyeyim, çok iyi anlattın örnekle Selçuk. Şimdi bu dürtüsel mizaç için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani ondan da örnek verebiliriz. Çok dürtüsel, çok tepkisel diyelim ki çocuk. Küçük yaşlarda bir çocuk düşünün. Yani işte bir şey elde etmek istediği zaman bekleyemiyor, sinirleniyor, bir şey yapamadığı zaman kırıyor, atıyor. Çünkü çok kolay hayal kırıklığına uğruyor ve bu siniriyle, kızgınlığıyla baş edemiyor diyelim ki. Bu mesela tepkisel mizaca bir örnek. Şimdi bu çocuk yani yine gerçek hayatta, ileride, yetişkinliğinde istediği şeylere ulaşamadığında o yükselmeyi içinde hissedebilir. Ya öfkelenebilir, yine kolay hayal kırıklığına uğrayabilir falan yani. Bu fizyolojiktir. Bu fizyolojik bir yükselmedir, değişimdir. Ama işte o öz denetim becerisini geliştirmeyi öğrenirse, o da anne babanın desteğiyle olacak, duyarlı ebeveynlikle. Şimdi oraya gelelim. Eğer onu öğrendiyse yetişkinlikte bununla baş etmeyi becerir. Yoksa çok sinirli, agresif, işte kavgacı bir insan olur ve bütün hayatı, aile içindeki ilişkilerinden iş ilişkilerine kadar bütün ilişkileri bundan etkilenir. Ve işte yani bu dürtüsel mizaca sahip çocuklar genellikle daha fazla dayağa maruz kalırlar. Yani anne babalarının şiddet, tahammülü yani duygusal şiddet diye de olar. Duygusal şiddet ve dayak da yani. Daha fazla dayak yerler. Duygusal şiddete de daha maruz kalırlar. Psikolojik şiddete. Halbuki ihtiyaçları da şeyi öğrenmek. Yani ihtiyaçları bununla nasıl baş edeceklerini öğrenmek. Onun için duygu kontrol becerisi çok kritik Selçuk. Hı-hı. Yani onu da o duyarlı ebeveynlik, mizacı uygun ebeveynlik dediğimiz şey bu. Ebeveynler çocuklarına bunu geliştirme konusunda destek olmalılar. Yani bunu geliştirmekte en çok zorlanan çocuk, bunu geliştirmeye en çok ihtiyacı olan çocuktur. Anne Böyle babalar bir soru bunu var. zorlayıcı kabul ediyor ama önemli. Tiklerle ilgili genetik midir, değil midir? Bu tikler üzerine ben biraz araştırmıştım yıllar önce. Tikler, yani genetik olduğunu biliyoruz ama üzerine en az bildiğimiz alanlardan bir tanesi. Yani hatta tiklere dayalı çeşitli işte ne diyor? DSM-4'da yani ne diyor onun Türkçesi ne? DSM-4. Yani psikiyatrik bozukluklar, psikolojik bozukluklar evet. ilgili bir tanı koyma kitabıdır. Evet. Orada da mesela tiklerle ilgili bir takım tanılar var ve orada da diyor ki yani biz diyor bunun sebebini bilmiyoruz. Hani çeşitli gıdalar, işte renk içeren şeyler, işte MSG dediğimiz hani bu çipslerde falan olan şeyler bazen onu arttırabiliyor, azaltabiliyor, stres olunca yani çevresel faktörler var. Evet, kaygı problemi olarak geçer. Evet. Yani tek bir kaygı problemi. Her şeyin temeli yani şunu söylemenin hiçbir anlamı yok. Bakın psikolojide ben bu konuda bir iki kere konuşma verdim. Hem gelişim sempozyumunda hem ulusal kongrede. Yani çevreden mi genetikten mi? Genetik zaten var. Yani genetik her şeyde var. Elbette ki. Yani kaygı bozukluğudur tik. Yani ama niye herkes tik işte problemi geliştirmez ya da anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu geliştirmez? Çünkü geliştiren insanda bir genetik yatkınlık vardır. Elbette. Genetik zaten var. Yani biz genetiği değiştiremeyeceğimize göre, gen mühendis, genetik mühendisliğine girmeyeceğimize göre elimizdeki çevre faktörlerine bakalım. Biz çevrede neyi değiştirebiliriz? Kendimizde neyi değiştirebiliriz? Yani o kaygıyla
biz nasıl baş edeceğiz? Duygularımızla nasıl baş edeceğiz? Genetik temel her şeyde var. Elbette onu bir kere teslim edelim. Ama Çok onun güzel. üstünde çok düşünmenin bir yararı yok bize. Yani Yani, hatta zararı var. Ben derslerimde falan zaten hep şöyle diyorum. Eğer her şeyin genetik olduğunu inanıyorsanız sınıfı terk edin. Öğrenmenin bir anlamı yok o zaman. Yani tabii. Eğer bir öğretmen her şey genetik, işte o matematikte iyi bu kötü, sana ihtiyaç yok o zaman. Tabii. Yani bunu işte bu içsel motivasyonu var, bu dışsal motivasyonu var. Bu öğrenecek, bu öğrenmeyecek. Sana ihtiyaç yok o zaman. Yani çok güzel ifade ettin. Genetik neyse o. Biraz önce bence mizaç üzerinden onu çok güzel birlikte aktarabildik. Evet. Yani oradan bir şey geliyor. Bizim burada yapıp ettiklerimiz, ebeveyn olarak, öğretmen olarak, yetişkin olarak bizim yapıp ettiklerimiz sonucu belirliyor. Yani ben hep Michael Jordan üzerinden anlatıyorum. İşte adam sıradan bir basketbolcu. Yani bir genetik olarak düşündüğünde fiziksel olarak bir avantajı falan yok. Boyu falan da öyle sıra dışı değil. Kasları yok. Ama çevresel faktörler, motivasyon neyse ne sonucu Tabii. biliyoruz. Hızlıca geçiyorum. Aynı evin içinde, aynı kültürde, aynı gen soyu olan kardeşlerin mizacının farklı olması nasıl açıklanır? Bu çok güzel bir soru. Tamam, derste anlatıyorum ben bunu. Dinleyenlere de çok günlük dille anlatmaya çalışacağım. Böyle bir şey yok. Birincisi, kardeşlerin genleri aynı değil. Yani evet, her biri %50 anneden, %50 babadan alıyorlar ama aynı genetik yapıyla doğmuyorlar. Aynı mizaç özelliğiyle doğmuyorlar. Yani tek yumurta ikizleri bile tam olarak aynı mizaç özelliğiyle doğmuyor ki çevre aynı çevreye, aynı eve doğmuş olabilirler. Aynı anne babaya sahip olabilirler. Ama anne babaların çocuklara, farklı kardeşlere davranma şekli aynı değildir. Yani bu da mizaçtan kaynaklanır. Mesela çok biri çok girişken bir çocuk. Çok sıcakkanlı, işte gülücükler saçan, işte herkesle gidip oyun oynayan ya da onları oynayan. Öbürü de çok çekingen, her şeye ağlayan bir çocuk. Şimdi bunlara anne babanın aynı davranıyor olduğunu söyleyebilir miyiz? Davranamazlar. Yani mesela biri çok hassassa eğer, mesela gürültüden etkilenir, ışıktan etkilenir, her şeyden olumsuz etkilenir ve çok stres yaşar. Öbür çocuk o sesleri duymaz bile mesela, o ışıktan rahatsız olmaz bile. Evin, ev ortamının bu çocuklar için aynı olduğunu söyleyebilir Evet. miyiz? Yani şöyle düşünün, mesela bir çocukta gluten alerjisi var, öbüründe gluten alerjisi yok. Yani bu iki çocuk mesela gluten yedikleri zaman aynı şekilde mi etkilenirler? Hayır. Yani hiçbir iki insan aynı değildir. Hatta şu da Dolayısıyla dünya önemli. ile etkileşimleri de aynı değildir. Genelde tek çocuğu olan ebeveynlere mizacı anlatmak çok zor. Çünkü onlar Evet. çocukların da gördüğü pek çok şeyi kendi ebeveynliklerinden, iyi ya da kötü yani. Kötüyse acaba ben mi Tabii. yaptım? Kötüyse genelde Doğru. eşlerde bulurlar. İyiyse ben yaptım derler Evet, vesaire. tabii. Ben şöyle şöyle Ama yaptım. Çocuğuma uyumayı öğrettim mesela. evet. Dışarı hiç yemek seçmiyor. Ha. Halbuki bir çocuğu daha olduğu zaman görüyor ki yemeği seçmek, uyumak, uyumamak. Ya da işte Yani. bizim çocuk ekran bağımlısı değil. Bak çok iyi oynamıyor, bırakıyor. İkinci çocuk gelince dünyayı anlıyor biraz da. Yani Evet. mizacı anlatmak için, ikna etmek için ebeveynlere mizacın önemi var. Siz ebeveyn olarak sizin rolünüz sizin abarttığınız kadar değil. Hakikaten yani bizim rolümüz var. Olmasa zaten biz bu yayınları yapmazdık. Ama iddia Tabii. ettiğimiz kadar yoğun değil ve iddia ettiğimiz alanlarda da değil. Çocuğun mizacını değiştirmek mümkün değil. Yani mesela işte çekingen bir çocuktan efendim böyle çok atılgan, çok girişken, çok sosyal falan bir çocuk, bir insan yaratmak mümkün olmayabilir. Gerekli de değil zaten. Ama ebeveynlerin rolü nerede? Ben bunu hep söylüyorum. Çok da önemsiyorum. Neden söylüyorum? Anne babalar çocuklarının kişilik özelliklerini belki şekillendiremezler. Ama benlik dediğimiz kısma çok büyük etki ederler. Benlik dediğimiz kısım nedir? Öz yeterlilik, öz değer, öz saygı falan. Bu mesela çocuğun kendini, hani olumlu, yani şunu etki edebilirler. Çocuğun kendini yetersiz bir insan olarak, değersiz bir insan olarak hissetmesine, yani böyle yetişmesine etki edebilirler ya da tam tersi. Yani içe kapanık olabilirsiniz ama kendinizle barışıksınızdır. Ama orada bu konuyu geçmiştik ama sen açtın ben de bir katkıda bulundum. Şimdi Lütfen. içe kapanık birisi eğer desteklenirse yani öz denetim becerisi var, edinmiyor,
Aile destekliyor, öğretmen destekliyor, erken tecrübeler işte ne bileyim 3. sınıfta şiir okuyor vesaire vesaire. Kendini ifade ediyor. Şimdi bunları olan çocuk, çünkü ben öyle bir çocuğum. Ben mesela içe kapanık, daha çekingen yani mizaç olarak. Ama sen beni tanıyorsun. Beni tanıyan hiç kimseye ben bunu ikna edemiyorum. Ya olur mu? Çünkü evet. Ben böyle bir parti, kokteyl bir yere gidince yani ben oradayım. Yani orada varım, katılırım. Şimdi niye peki? Çünkü o becerileri çok göç ettiğim için vesaire sebepleri başka öğrendim. Peki benim avantajım ne? Şimdi ben çekingen bir insanın dünyasını da biliyorum. Öbür taraftaki performansı da biliyorum. Dolayısıyla benim dünyam daha zengin. Yani iki tarafı da biliyorum. O yüzden insanlarla yani çekingen biriyle bir araya gelince onunla da anlaşabiliyorum, evet. Kaynaşabiliyorum. Öbür tarafta. Eğer evet. Çekingen olmasaydım izacım, sosyal olsaydım ve sosyal aktiviteler içerisinde var olsaydım bence öbür taraftan hiç haberim olmayacaktı. Yani evet. Bunu bir Peki, avantaj olarak görün yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve de pozitif bir aile ortamı, destekleyici bir aile ortamının büyük rolü var. Yani kendiyle barışık olmak. Mesele bu. Yani işte Steve Jobs'la ilgili kitaplar yazılıyor değil mi? Ve hep içe dönüklüğe övgüler, metiyeler düzülüyor. Bu da yine Amerika kaynaklı. Onu son yani son değil ilk kitabım İnsan Her Koşulda da anlatmıştım. Böyle bir bölüm var. Son kitabım diyorum sanki kitap serileri. İnsan Her Koşulda da anlatmıştım. Yani Amerika şeyi keşfettik. Biliyorsun Amerika yani sen Amerika'da yaşıyorsun 25 Sen yıldır. kitabını Ne aradın mı? kadar Göstermek için. Göstersene kapağını. Yanımda. Evet burada. Göster. Heh, kapağını göster. İnsan Her Koşulda. Evet gösterdim. O Beşinci niye baskıda burada? şimdi. Altı Teşekkür. yolda. Altı yolda. Teşekkür ederim. Yani 5 çıktı da 6 da yoldaymış. Editörüm. Arkasında benim ismim var mı artık? Var. Ha, Evet. iyi. Altı senin Yankı Bey'in, Doğan Hoca'nın şeyiyle Süper. çıkıyor. Güzel sözlerinizle sağ olun. Bitir, Senin cümleni bitir. Bir soru, son bir soru evet. soracağım. Şunu söyleyecektim. Yani Amerika fark ettikten sonra bu içe dönüklüğün ne kadar önemli olduğunu buna dair işte metiyeler düzen işte TED konuşmaları, araştırma sonuçları, yazılar falan bunlar çok giderek arttı. Yani çünkü o büyük şirketlerin en büyük fark yaratan işte Google'dır falan yani Microsoft buralardaki beyinlerin, lokomotiflerin hepsinin içe dönük olduğunu fark ettiler. Ondan sonra vurguyu dışa dönüklükten içe dönüklüğe aldılar. Evet. Gidin Social Network filmi izleyin. Zuckerberg yani bu kadar içe kapanık olur. Yani Facebook'u bulan kişi aslında asosyal biri. Yani düşünsenize dünyanın en büyük sosyal network'ünü kuran bir kişi asosyal. Bilge son soru. Bence bunu şöyle güzel detaylıca bize anlatsan iyi olur. Öz denetim becerisi nasıl gelişir? Bunu hep konuşuyoruz. Ben de çok anlatıyorum. Yani mizaç var. Performans var. Çıktı diye düşündü onu kabaca. Potansiyel girdi diye. O aradaki şey işte öz denetim becerisi. Okul öncesinde kazanılıyor. Çok çok kritik. Okul başarısına etkisi var vesaire. Bunu nasıl çocuklara kazandırabiliriz? Peki. Şimdi önce şunu söyleyeyim Selçuk. Öz denetim becerisinin ni köstekleyen, olumsuz etkilediğini en iyi bildiğimiz şey çocuğun dayak yemesi. En olumsuzu bu. Yani çocuğun Önce dayak bir tarif yemesi. et bence. Ondan sonra hani ne azaltıyor ne Öz çoğaltıyor. denetim becerisi kontrol becerisi. Yani şu öz denetim becerisi bir şey mesela diyelim ki çok kızgınsınız ya da çok üzgünsünüz. Duygu kontrolünden örnek vereceğim. Bunu tamamen baskılamak anlamına gelmiyor. Yani hiç yapmamak, yok saymak anlamına gelmiyor. Sıfır İnkar olana etmek kadar değil. inkar etmek değil. Fakat bunu fark edip olumlu daha yapıcı bir şeye dönüştürmek anlamına geliyor. Öz denetim becerisi. Ya da mesela işte marshmallow testi, lokum testinden örnek verirsek bir şeyi çok istediğiniz halde mesela canınız çok çekiyor. Çikolata yemek istiyor canınız. Ama onun için beklemek. Yani mesela dışarı çıkmak, arkadaşlarınla oynamak istiyorsun. Ama şimdi ödevini bitirmen gerekiyor. Derslerini yapman gerekiyor. Hazzı ertelemek. İstediğin şeyi yani bu nedir? Dürtüyü ertelemek. Dürtüyü o anda karşılamamak.
istediğin şeyi yapmamak ve beklemek. Yani bunu geliştirmek için Sebat diyoruz değil mi Türkçe'de? Sebat, sabır, evet yani bildiğimiz bir şey. Şimdi bizi dinleyenlere çok alakasız gelecek bu. Ama ne kadar alakalı olduğunu biz araştırmalardan biliyoruz. Dil becerisi. Yani dil becerisi, bildiğimiz kelime sayısı. Öz denetim becerisiyle çok yakından ilişkili. Bunu biliyoruz. Beyin bölgesinin ikisi yan yana ve bağlantılı, dille öz denetim becerisinden sorumlu beyin bölgeleri birbiriyle çok yakın. O yüzden kelime hazinesi çok önemli. O yüzden 1 milyon kitap projesi çok önemli değil mi? Çok önemli. Aynen. Tam da oraya geliyoruz şimdi. 1 milyon kitap projesi çok önemli. Yani çocuğun içinde yaptığı o konuşma, insanın yaptığı o iç konuşma, o sebat ederken, sabır gösterirken, beklerken ki konuşma çok kritik. Bir müzik aleti çalmak, spor, fiziksel etkinlik, herhangi bir fiziksel etkinlik. Bunu pek çok araştırma gösteriyor. Yani fiziksel etkinlik derken dışarıda yani böyle pahalı kurslara gitmek, yok tenis oynamak falan, bunlardan basket oynamak, bunlardan bahsetmiyorum. Ağaca tırmanmak bile, yani doğada yapılan her şey, fiziksel etkinliklerin hepsi öz denetim becerisini geliştiriyor. Ama en önemlisi beklemeyi öğrenmek. Yani çocuklara bu günlerde, bu çağda Selçuk, bu çok önemli. Bunu da yine kitapta yazmıştım. Böyle bir bölüm var. Beklemeyi öğrenmek diye. Tamam. Unuttuğumuz şey bu. Yani eskiden her şey yavaştı. Her şeyin bir zamanı vardı ve biz o zamanı bilirdik. Yani salatalığın, domatesin çıkması için bir zaman vardı. Değil mi? Şimdi onun yok. Bir şey çıktı mı diye, evet, çaydanlıkta suyun kaynaması diye bir şey vardı. Buz gibi sular, değil mi? Şimdi kettle'a koyuyorsunuz, kaç saniyede kaynıyor o su. Yani arabanın ısınması diye bir şey vardı. Ve özen dediğimiz şey yavaşlamayı da gerektiriyor. Yani hissetmeyi gerektiriyor. Çünkü işte öz denetim becerisi de öyle. Yani o kadar her şey hızlı ki. Yani telefon, bilgisayarın açılması diye bir şey vardı eskiden. Şimdi bilgisayarın açılması diye bir şey yok. Ve her şey o kadar hızlı oluyor. Her şey o kadar hızlı oluyor ki. Yani beklemeyi bilmiyoruz. Yani bu dünya bizim bu bekleme becerimizi giderek zorlaştıran, güçleştiren bir hale geldi. Çünkü yani, pazar ya yani kapitalizmin mantığına aykırı. Kapitalizmin, tabii, tüketim kapitalizminin tüket, bizden istediği şey tüket geç. Yani tüket posasını tüket, at geç. Yani insanlar için de bu geçerli. O işte tabii. Yani hatta eğitim için de artık bu geçerli. Yani bunu öğren, bak yeni bir şey çıktı. Şimdi mindfulness education mesela diyor. Şimdi mindfulness dediğimiz şey işte biraz önce anlatıyorduk. Yani Gülten Akın'ın şiirinde anlattığı şey yavaş, dindire dindire, sindire sindire, Bilge'nin anlattığı şey. Ama işte adı yeni oldu falan. İşte o bir süre sonra moda olacak, evet, değişecek. Evet. Tabii zamanın da sonuna geldik. Burada yayını bitirmemiz gerek. Bilgeciğim, her zaman olduğu gibi yine çok verimli, dolu dolu. Çok teşekkür ederim. Samimiyetin için, içtenliğin için, yaptığın çalışmalar için teşekkür ederim. Buyur, sana sözü, son sözü. Programı sen kapat. Ben mi kapatayım? Hiç program kapatmadım. Selçuk, seni görmek çok güzel. New York'tasın ve seni böyle sağlıklı, iyi görmek çok güzel. Çalışmaların her zaman çok değerli. Seninle sohbet etmek de çok keyifli. Dilerim anne babalara, bizi dinleyenlere yardımcı olabiliyoruzdur. Eğer öyleyse ne mutlu, ne mutlu bize. Ne mutlu.